No, it's been a very difficult time. I understand for Turkey, but also for us as playing in Turkey and feeling the love of the Turkish people. The disaster was worse than anyone can imagine. My condolences goes out to the family who's lost people. I feel sad for all the people who's been hurt. But also I'm very proud of the Turkish people, the way they come together in such a disaster, together as one. Even though there's rivalry in football, everyone come together, football players, normal people, fans come together to support and help the people in need. And I really, really, really hope that the people get the help that they need and get back on their feet. But I don't think anything will be back to normal, because what they've been through is impossible to imagine. And we as footballers in with such a big voice need to do what we can, and also Fenerbahce as the biggest club in Turkey to do what we can also to help the people and try and get a lot of people around the world to also support. But I honestly feel like the reach of the people and what people have done to try and help and support has been really, really strong. Evet, açıkçası Türkiye için zor zamanlardı. Burada yaşayan insanları iyi bir şekilde anlayabildiğimi düşünüyorum. Aynı şekilde biz futbolcular için de buradaki insanların, Türklerin bizlere olan sevgisini gördüğümüzden dolayı aynı şekilde onların yaşamış olduğu bu hüznü, bu acıyı biz de derinden hissettik. Çünkü orada yaşananları hayal edemeyiz. Çünkü hayalden de öte bir felaket yaşandığını söyleyebilirim. Ben depremde hayatlarını kaybeden insanların yakınlarına, tanıdıklarına başsağlığı diliyorum. Gerçekten çok ama çok üzgünüm. Bizler fazlasıyla etkilendik ve aynı şekilde depremde çok fazla insan da etkilendi. Ama şu anlamda da gururluyum ki Türkiye'deki tüm insanlar bu doğal afette birlikte hareket edip tek vücut olarak hareket ettiler. Futbolda rekabet olmuş olsa da herkes birlikte yardım etmek için, oradaki mağdur insanlara yardımcı olabilmek için ellerinden geleni ortaya koydular. Sadece Fenerbahçe taraftarları değil, diğer tüm taraftarlar da aynı şekilde bu yardımı gösterdi. Umuyorum ki bu yardımlar kısa sürede oradaki ihtiyaç sahibi insanlara ulaşır ve tekrar bu depremi yaşayan iller ve bölge tekrardan ayağa kalkar. Ama normale dönmek de bana göre o kadar kolay değil. Çünkü söylemiş olduğum gibi onların yaşamış oldukları şey bizim hayal ettiklerimizden daha acı, daha fazla. Dolayısıyla biz futbolcular olarak ve futbol dünyası olarak, ki biliyorsunuz futbolu birçok insan takip ediyor. Bence bizim çağrılarımız, bizim etmiş olduğumuz, bizim yardımcı olmamız da aynı şekilde bu konuda yüksek bir ses, yüksek bir yankı uyandırdığını düşünüyorum yardım etmek adına. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü, en büyük camiası ve bizler de elimizden gelen en iyisini gösterdik. Yardımcı olmaya çalıştık oradaki insanlara. Sadece bizler değil, dünyadaki tüm insanlar, dünyadaki herkes bu konuya kayıtsız kalmadı ve Türk insanının gönlünün ne kadar zengin olduğunu, bu zenginliğin ne kadar fazla olduğunu da görmüş olduk ve bu yapılan yardımlar da gerçekten çok güçlü, çok itici ve çok yüksek derecede onlara katkı sağlayacak yardımlardı. Bundan dolayı da gururluyum. No, of course. The two teams pulled out. What can you say about it? It's obviously sad, but it's understandable. I think it shouldn't affect any of the other teams. We play as we normally should. For me, I feel sorry for the people who had part of the incident, and like I said before, this is bigger than football, and if they have to pull out, it's understandable, but we have to just move forward and play the games that's in front of us. Evet, söylemiş olduğunuz gibi bahsettiğiniz iki takım ligden çekildi. Bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz ki? Çok üzücü bir durum ama gayet de anlaşılır bir durum. Bizler aynı şekilde maçlarımızı oynamaya, normal bir şekilde oynamaya gayret göstereceğiz. Ama söylemiş olduğum gibi oldukça fazlasıyla
üzgünüz bu yaşanan durumdan dolayı. Ve bu depremi yaşayan, bu depremi hisseden insanların da üzüntülerini aynı şekilde paylaşıyoruz. Bu söylemiş olduğum gibi bu afet, bu doğal afet futboldan çok daha büyük bir olay. Ve bizler de önümüzdeki maçlarımızı oynamaya devam edeceğiz. No, of course, we won the group in Europa League and the joy is Sevilla, and we have to take what's get thrown in front of us. We've been strong in Europa League, and 9th of March we play the first leg away, and 14th we play the second, and we have to go and do our best. And I feel also a bit, because we're the only team left in the Europa. We're not only playing for Fener, but we play for the whole of Turkey, especially after this disaster. Like I said, everyone is together as one, so we have to get what's thrown at us and take it as it comes. Evet, grubu lider bitirmiştik sizlerin de hatırladığı üzere ve söylemiş olduğunuz gibi Sevilla ile karşılaşacağız. Bizler öyle düşünüyorum ki Avrupa'da güçlü bir performans ortaya koyduk ki bu noktadayız. 9'unda ilk maçı oynayacağız. 14'ünde de ikinci maçı oynayacağız. Ve o maçta elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak için sahada olacağız. Aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi sadece Fenerbahçe taraftarlarının desteği değil, tüm Türkiye'nin desteğini hissederek, onların destekleriyle beraber bu maçları oynayacağız. Söylemiş olduğum gibi sahada güçlü kalarak istediğimiz şeyleri gerçekleştirmek istiyoruz.